Kanalındaki ailesi hepinize merhaba. Uzun bir aradan sonra yine uzun bir video çekeceğim. Kameramı bu sefer ters döndürdüm ki böyle geniş açılı olsun. Küçücük küçücük izlemeyin istedim. Tatlı bir şey yapacağız. Ben bunu Instagram'da keşfetimde gördüm. Ama bir daha karşıma çıkmadı. Nasıl yapılıyor? Bir kere izlediğim şekilde kaldı. Tamamen doğaçlama gideceğim artık. Olursa olur, olmazsa da. Yapacak bir şey yok. Normalde mesela Nesquik'lerin tekli kullanımlıkları var ya, onlardan kullanıyordu. Ama ben Nesquik'in çileklisini bulamadığım için milkshake aldım. Ben milkshake'le deneyeceğim. İnşallah o konuşurken nefes nefese kalıyorum. Neden böyle oluyor ki anlamadım. Böyle bir şey var bir de. Eğer ne diyeceğim de unuttum. Asla hatırlamıyorum şu anda ne diyeceğim. 100K'ya yaklaşıyoruz. Ya 100K için öneriler istiyorum. Gerçekten çok heyecanlıyım. Artık 100K olalım. Ben de rahatlayayım. Siz de rahatlayın. Yani benim hedefim de 100K. O yüzden çok çok heyecanlıyım. Ben şimdi tarife başlayayım ama niye böyle nefes nefese kaldım hiç anlamadım. Bunun için gerekli malzemeler ne biliyor musunuz? Hindistan cevizi. Aslında sağlıklı gibi duruyor ama asla sağlıklı değil. Yani ufak bir şey yerseniz bence sağlıklı olabilir. Hindistan cevizi gerekiyor. Sonra pudra şekeri gerekiyor. Pudra şekerini ben böyle kavanoza koymuştum. Çünkü ben bunları çok toplu alıyorum. Değişik değişik tarifler yaptığım için genelde de pudra şekeri çok lazım oluyor. Vanilya gerekiyordu. Vanilya. Nesquik ile yapıyordu ama Nesquik bulamadığım için ben milkshake aldım. Önemli olan burada renklendirmek. Umarım renklidir. Yani ben bunu milkshake'i de hiç yapmadım. Yani renkli olması önemli olan. Yani kakaolu olacak, çilekli olacak, vanilyalı olacak. Yani beyaz, pembe ve kahverengi. Bir de içine o süt reçeli koyuyordu. Ama şu an evde benim süt reçelim olmadığı için ben de onun kıvamını tutturabilmek için de krema kullanacağım. Tabii ki neyin kreması? Dost krema, Bim'in kreması. Asla Bim'den vazgeçmiyoruz. Konuşma kısmını böyle çok uzatmak istemiyordum. Çünkü sıkılırsınız diye düşünüyordum. Ama dedim ki niye sıkılsınlar ki? Yani konuşmamı da istiyorsunuz bence. O yüzden ben birazcık daha da konuşmak istiyorum. Çok çok özledim. Bu arada Instagram'da lütfen beni takip edin. Çünkü Instagram'da da paylaşımlar yapıyorum. Ama sizler görmüyorsunuz. Instagram'da o yüzden takip etmeyi unutmayın. Orası biraz daha en azından hikayeler, günlük hayatımı da anlatabileceğim bir yer oluyor. O yüzden orada da olun lütfen. Şimdi ben malzemelerimi almaya geçiyorum. Yani karıştırma malzemelerimi. Bu arada şöyle oldu. Bayağı büyüdü yani. 7 aylık falan. Yani 29. haftaya giriyor. 28. haftadayım. Kocaman oldu. 8'lerde, 30'larda. Ne olur hiçbir fikrim yok. Çok tatlı bir his. Artık bir de mide bulantılarım falan geçince daha keyfine varmaya başladı. Tekme falan atıyor. İletişim halindeyiz böyle. Ben onu uyandırıyorum falan bazen. Hareket etmesini istediğim zaman böyle merak ediyorum onu ne yapıyor diye. Şu dürtüyorum falan hareket ediyor. O iletişim halinde olmak beni ona daha çok bağladı. Bu arada Allah isteyen herkese nasip etsin. İnşallah amin. Hamilelerin hepsini de sağlıklı kucağına almayı nasip etsin. Hem bebeğini hem kendisi sağlıklı olsun. İnşallah bize de nasip eder sağlıklı bir şekilde bir doğum ve bebiş. Şimdi bunu aldım. Bunu alayım bir de tartı alayım. Çünkü bilmiyorum yani orada birazcık fazla kullanıyordu. Ben biraz daha az kullanacağım. Bunun ne kadar var şu an içinde bilmiyorum. Ona bakıp geleyim. Tartımı da aldım ama acaba pudra şekerini birazcık az mı koysam ya da hiç koymasam mı diye düşünüyorum. O da koyuyordu. Pudra şekeri de o kıvamı mı veriyor acaba? Yani az bir şey de olsa pudra şekeri koyalım. Sonuçta bir bildikleri vardır. Ya bence kıvam veriyor. Bu 123 grammış. Bunun hepsini kullanayım ben o zaman. Hepsini döktüm. Müthiş kokuyor. Ay canım Hindistan cevizi istedi. Böyle değildi tazesinden. Aynı anda bir şey istemese canım şaşarım zaten. Kestane istiyor. Bugün akşam o yüzden kestane yapacağız.
Ama Hindistan cevizi de istedi. Yani aşeriyor muyum acaba yoksa canım mı istiyor onu bilemiyorum. Nasıl anlıyorsunuz ki? Bir kere işte canım çok fazla şırdan istedi. Şahingillerin bir tane videosunu izliyordum. O videoda da şırdan yeme yarışması yapıyorlar. Ama ben hayatımda hiç şırdan yemedim. Semih'e de diyorum ki benim canım şırdan istiyor. Semih de diyor ki sen hiç şırdan yedin mi? Hayır yemedim. Mumbar yedim ama şırdan yemedim. Annemler falan benim Erzincan'dalar şu an. Yengem orada doktor olarak görev yaptığı için annemler de bebişe bakmaya Erzincan'a gittiler. Yani o taraflarda vardır belki diye ailemi aradım. Ama o taraflarda da yokmuş ya da yeni gittikleri için tam olarak bilmiyorlar. Kaldı o. Ben de şimdi İstanbul'a yakın olduğum için çok da dert etmedim. Dedim ki İstanbul'a giderim, en azından orada yerim. Kocaeli'nde de öyle çok güzel bir yer olacağını düşünmüyorum. Ben Kocaeli'de yaşıyorum. Tam yerinden yemek istiyorum. Anladınız mı ne demek istediğimi? Böyle tam böyle ya gidip adam adam falan yemek istiyordum. Öyle canım istiyor. O günün ertesi günü AVM'ye gittik. Ondan sonra dönüşte bir baktık böyle kermes gibi bir şey var. Semih görmüş arabayla, dedi ki girelim mi? Ama saat geç oldu. 3.30 mu ne? Semih'in aklından geçmiş aslında hani şırdan olabileceği, hani kermes olunca belki vardır diye düşünmüş ama bana söylemiyor yine canım isterse diye. Sonra arabayı park ettik, biz bir kermese bir girdik. İlk gördüğümüz şey ne? Semih bana böyle yapıyor. Bak bak orada ne var diyor. Bir baktım şırdan ve Gaziantep mutfağından. O kadar böyle şanslı hissettim ki kendimi. Demek ki başka bir şey istesem herhalde olacakmış dedim. Orada yedim ama birazcık fiyatı pahalıydı. Fiyatını sormadan yedik. Normalde hiç yapacağımız şey değil ama Semih işte benim canım isteyince yani direkt aldı. İki tane şırdan yedim. Normalde bir tane yedim, beğenip beğenmeyeceğim de bilmiyorum çünkü hiç hayatımda şırdan yemedim. Ya ben de kimyon çok severim. Üzerine de kimyon döküyorlar ya, limonlu falan, çok beğendim. Sonra ikincisini de istedim. İkincisini de yedim. Semih de içli köfte yedi. O da çok sever içli köfte. Sonra ödediğimiz fiyat 100 liraydı. Çok geldi. Hatta şırdanın ne kadar olduğunu çok merak ediyorum. İçli köfte de şu kadar bir şeydi yani. Hani ne kadar olduğunu. Çoğunu şırdandı. O yüzden bir içime oturmadı değil. Allah'tan güzeldi. Hani güzel olmayıp bir de o kadar para verseydim o zaman çok koyardı. Ama hayatımda ilk defa böyle canım çok fazla istedi ve hiç tatmadığım bir şey istedi. Şey yaparlar ya, çok garibime giderdi. Böyle kireç yemek isterler hamileler. Kirecin tadını biliyor musun mesela? Bilmiyorsun ama kireç böyle duvardan böyle kırıntılar falan almaya çalışırlar. Sizin de bildiğiniz var mı bilmiyorum. Hatta neler neler var da şimdi burada söylemek istemiyorum. Mideniz bulanır. O derece kötü şeyler isteyen şeyler duydum ben. Şu an şırdan istedi. Başka da bir şey istemesin. Gerçekten her canımın istediği şeyi aşermek zannediyorum. Muhtemelen aşermiyorum. Atıyorum canım salatalık istiyor. Ya ben normalde de salatalığı çok seviyorum. O yüzden bu bence aşermek değil. Şırdan hiç tatmadığım bir şey canım istedi. O yüzden bu biraz aşermek gibi geldi. Başka da aşerdiğim bir şey olmadı. Bir kere de işte yazın karpuz aşermiştim. O da normal bir şey gibi geldi. Erik istedi canım ama papaz eriği. Ama ben beni bilenler bilir. Papaz eriği aşığıyım. Yani yazın kilolarca papaz eriği yiyebilirim. Bu ara çok fazla mandalina yiyorum ama mandalina da çok fazla yiyen biriyim. Öyle aşırı derecede canımın çok istediği bir şey olmadı. Bir de gecenin bir vakti canım böğürtlenli pasta istedi. Yani normalde bence aşermedim ama Semih hiçbir şey istemiyorsun benden deyip gece gece kalkıp böğürtlenli pasta buldu. Saat 11.30-12 miydi neydi? Böğürtlenli pasta bulup geldi, onu yedim. Normalde hayatta bitiremem o tek kişilik pastayı bile. Yani onun yarısından fazlasını yedim. Sabah da onun hayaliyle uyudum. Sabah kalktım, onu yedim kahvaltıdan önce. Öyle bir şey olmuştu. Başka da aşerdiğim bir şey olmadı açıkçası. Neyse biz devam edelim hadi. Her şey göz kararı yapacağım dedim ama ben size yazarım olmadı. Hani bunu videoyu çekerken yine saklama alanımda oldu. Karıştırayım bunu. Bana vlog kamerası lazım. Vlog kamerası istiyorum. Az bir şey de pudra şekeri koyuyorum. Karıştırayım. Tadına baktım. Hala Hindistan cevizinin o
ferah tadı var. Çok az pudra şekeri ekledim ya. O da bence ideal olmuş. Çünkü bunlar eklemiş yok ya. Bunlar da şekerli zaten. Ben ayırayım bunları. Yavaş yavaş. Üçe böleceğim. Şimdi geldik en zevkli kısma. Milkshake'imi açtım. Kakaosunu koyuyorum. Ve yarısını koyacağım. Çok gibi çünkü. Bunu da koyalım. Mis gibi koktu biliyor musunuz çilek? Ya rengi çok böyle pembe pembe olmadı ya. Bir de vanilyalısı var. Vanilyalısını da koyalım. Bu da çok az yeter. Sırayla karıştırıyorum. Karıştırdıkça pembeliği artıyor. Tabak streçledim. Üst üste koyacağım bunları. Çilek de oldu. Bunun zaten direkt rengi belli oluyor. Güzel olacak bu. En alta beyazı koymaya karar verdim. Sabitleyeceğim, böyle iyice bastıracağım üstüne. İyice bastırdım bunu ki rahat rahat kalıp şeklinde kesebileyim sonra. Çileği döküyorum şimdi. Son katmanında oldu. Şimdi birazcık buzluğa atacağım ki rahat rahat kesebileyim. Umarım böyle görüntüsü 3 katlı şekilde güzel olur. Bakalım. Çok heyecanlı. Çok ay üşüyordu. Çok heyecanlı. Çok merak ediyorum. Bu arada 100. falan böyle galerimden bir şeyler temizleyişim. Çünkü devamlı şey çıkıyor. Saklama alanınız dolu. Saklama alanınız dolu. Saklama alanınız dolu. Delireceğim. Hiç fotoğraf da yok. Video da yok. Niye böyle oluyor? Hiç çözemedim. Uygulamaları siliyorum artık yani. Sırf video çekebilmek için. İnşallah hazırdır. Şimdi ben bunu ters çevireceğim. Sonra keseceğiz. Neydi? Bismillah. Böyle bile çok güzel gözükmüyor mu? Bence çok güzel oluyor. Bence çok güzel bir atıştırmalık olacak bu. Tadı da güzel. Tadı çok güzel. Gerçekten çok güzel. Hemen size de deneyeyim. Gerçekten çok iyi. Çok beğendim. Geldik bir videonun sonuna daha. Buraya kadar izlediyseniz çok 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 teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz 100.000 olmaya çok 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 minicik azıcık kaldı. 100.000 video önerilerinizi de bekliyorum hala. İnşallah çok güzel bir video çekeriz beraber. Sizleri çok seviyorum. Yazdığınız her şeyi görüyorum gerçekten. Yani çok az böyle kötü yorum var. Çok o kadar mutlu oluyorum ki anlatamam. Yani görmüyorum zannetmeyin. Sadece biraz yetişmek onlara, hani hepsine cevap vermek gerçekten birazcık zor oluyor. Kusuruma bakmazsınız ama gördüğümü ve sizi önemsediğimi asla unutmayın. Kocaman öpüyorum.